istediği konumda, istediği şartta, istediği şeyi yazar. Bitti, olay bitti zaten. Yani cevap onun içerisinde saklı. Peki önce hakemleri soralım ama şunları da siz aklınızda tutun. Cevdet Atabey yollamış. Özellikle öncelikle size ve konunuz olan Hamza Yerlikaya'ya selamlarımı sunar. Başkanlık adaylığındaki yolunun hayırlı olmasını dilerim. Bir efsane olarak altyapıya ne tür yatırım yapacağını ve adaylık planları nelerdir? Herkes bunları soruyor bu planla. Evet. Bu programlarda bunlar anlatılacak. İnşallah bir dahaki geniş zamanlarda daha iyi geniş geniş anlatacağız. Nelerdir? Açıklarsanız sevinirim. Size hayırlı yayınlar dilerim. Saygılarıma bağışlar. Olimpik Spor Kulübü Başkanı Cevdet Atabey. Bak ismini yazmış. Bakalım bir tane usta soru yollamış. Ona bir bakalım. Siz bu arada hakemlerle ilgili, Türk güreş hakemleriyle gerek Yağlı'da gerek Minder'de neler düşünüyorsunuz? Projelerinizde stratejinizi söyleyin yeter. Çünkü anladığım kadarıyla fazla bu akşam sizden cevap alamayacağız bu konularda. Sayın Çelik, öncelikle amatör branşta ekranlarınızı her hafta taşıdığınız için size ve ekibimize teşekkür ederiz. Sayın Hamza Yerlikaya'nın çıktığı bu yolda kendisine ve ekibine başarılar dilerim. Güreş camiasına başkan adayı hayırlı olsun. Sizin aracınıza Sayın Yerlikaya bir sorum olacak. Türkiye'de yeni nesil maalesef eski şampiyonlarımızı sokakta görse tanımaz. Bak bu çok önemli bir şey. Eski şampiyonlarımızı güreş kulüplerindeki çocuklara, gençlere tanıtmak için ne gibi basın yayın çalışmaları yapılacak? Ayrıca güreşin akademik bir yapıya taşınması için neler yapmayı planlıyorsunuz? Bunların cevabını istiyor insanlar. Sayın Yerlikaya. Şimdi yani yine bir tane daha bakalım. Yığılmaları. Mehmet abi ben Hasan Kansız. Evet. Bayram Türksel şu anda Türksel reklamını yapmış mağaza müdürü. Şu anda sizi izliyorum. Çok sevimli bir program yapıyorsunuz. Aynı zamanda Hamza ve başarılar diliyorum. Selamlar, iyi akşamlar demiş. Sayın Hasan Bey yollamış bunu. Hasan Kansız yollamış. Evet, önce hakemlerle ilgili alalım. Sonra sualleri tekrar sorarız. Şimdi sondan girelim. Eski şampiyonlar için neler düşünüyorsunuz dedi. Çok doğru bir tespit. Bugün eski şampiyonlarımızın hayatını anlatan veyahut da kısa özetlerini anlatan bir çalışma yok. Evet. Ama bu konu üzerinde arşivler olan çok büyüğümüz var. Devlet arşivleri var. Güreşte yıllarını vermiş arşivleri var. Evet. Arşiv veren var. Milli kütüphanelerde böyle arşivler var. Kesinlikle ve kesinlikle bugün de aynı şeyi konuştuk. Bugün de aynı şeyin üzerinde durdum. Kaç cilt olur onu bilemiyorum. Ama bütün gelmişten geçmişe Türkiye'miz adına efsane olmuş bütün isimleri bir kitap altında toplamak benim görevim. Bir, baştan söyledim, müze yapmak ve müzede tarihleriyle, isimleriyle, o şampiyonada yapmış oldukları maçlarıyla hepsini tek tek müzede isim resimlerin altında açıklamak, açılımlarını yapmak, biyografilerini yapmak bu bizim görevimiz. Bugüne kadar yapılmadı ama ben bunu yapacağım. Göreve gelirsek bu kesinlikle bunu yapacağım. Maliyeti, şartları ve koşulları ne olursa olsun. Tabi hakemlerimize gelince çok zor şartlarda, çok zor koşullarda görev yapıyorlar. Tabii zor bir görev. Çünkü maç öyle bir oluyor ki bazen çok ufak tefek bir pozisyon olduğu zaman herkes tepkisini hakemlere veriyor ve orada hakemlerimiz de sahipsiz kalabiliyor. Yani çok zor duruma düşürüyor. Evet. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Biz sistem üzerine, sistemi kurma üzerine çalışacağız. Sistemi kurduktan sonra bunların tamamı rayına girecek. Yani kişileri günlük kurtarmak, kişilere günlük bir şeyler yapmak değil. Sistem, vizyon ve misyonu genişletmek lazım. Artık değiştirmek lazım. Altyapılarla ilgili projelerimize 780 bin metrekaredeki vatan toprağının her noktasına gidip orada tespit etmek ve gerekli yatırımları yapmak. Hangi ile ne ihtiyaç var? Hangi ilde ne yapılmalı? Hangi ilin altyapısında neler var? Ne eksiklikler gözüküyor? Tamamını tek tek tespit edip yerinde incelemek, rapor haline getirmek. Biz federasyon imkanı yapabiliyorsak biz.
yapamıyorsak genel müdürlüğümüz, bakanlığımız ve başbakanımıza bizzatihi bu projeleri götürüp hayata geçirmek. Kara kucaklar bizim altyapımız. En çok evet. kaynağımız Serbest'in güreş eğitim merkezleri bizim altyapımız, kaynağımız. Oralara katkı sağlamak, oradaki hocalarımıza heyecan verebilmek. Bir de şey yapmak lazım yani. Şimdi milli takımda hoca çalışıyor. Çocuk orada başarılı olursa herhangi bir tanesi asbelkader ödül alıyor. Ama milli takıma giderken sporcu kulübünde çalışıyor. Çocuk yaşta onu alıyor. Hoca onu yetiştiriyor. Ona ne var? Hiçbir şey. Antrenörün. Ona da biz kendimiz federasyonumuzdan imkan sponsorlar vasıtasıyla onlara bir bütçe ayıracaksınız. Yani elit sporcunun yetiştirilmesinde orada, alttan yukarı orada, gelen tabii orada sporcuları. Şey, rekabeti oluşturacağız. Çünkü her kulüp iyi kaliteli sporcu yetiştirmeye çalışacak. Sadece hocaya değil malzeme yardımı yapacağız, onu yapacağız. Bu havuz, bir havuz kuracağız. O havuzdan çıkacak olan taleplere, her şeye asgari müşterekle destek olacağız. Evet. Gelelim antrenörlere. Türkiye evet. genelinde tabii şimdi yağlıyı soracağım mutlaka ama orada büyük sıkıntılar var. Yağlıyı mutlaka yağlı güreş bir ayrılsın. Tekrar geleneksel sporda federasyonu dönülsün. Tekrar ayrı bir federasyon çatı alsın. Bu talepler var. Hatta bu hafta geçen Edirne'de İpsala Belediye Başkanı özellikle yağlının federasyon olarak ayrılmasını talep ediyor. Evet. Yağlı'ya biraz da beklentiler var. Hatta sizin Edirne geziniz var. Biraz ondan da bahsedeceğiz ama. Peki gelelim antrenörlere. Evet. Özellikle bugün yani yurt dışında da çalışan antrenörlerimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama yarın bu göreve geldiğinizde yabancı yerli antrenör gibi böyle gelen taleplerde bugün Türk güreşini biraz daha ileriye getirmeyi tasarladığınızı düşündüğünüz bana kalırsa biz iç yerli antrenörlerden yanayım her zaman çok önemli değerlerimiz var. Antrenöre bakış açısı, antrenörlerin eğitimi, antrenörlerin yeterliliği, altyapısından yukarıya kadar nasıl bir strateji belirleyeceksiniz, nasıl bir yol haritası çizeceksiniz Türk antrenörü hakkında? Şimdi çok değerli hocalarımız var. Çok kaliteli hocalarımız var. Zaten kaliteli hocalarımız olmasaydı Avrupa'nın ülkelerine gidip hocalık yapamazlardı. Evet. Bugün baktığın zaman belirli bir kaliteyi yakalamışız. Biz eskiden hep yurt dışından Türkiye'ye hoca getir. Bugün Türkiye'den yurt dışına hoca yollar pozisyona geldik. Yani bu aslında evet. güzel taraftan baktığın zaman artısı çok büyük. Türkiye'deki hocalarımızın genç neslin onlardan önceki jenerasyon, onlardan önceki jenerasyon. Hepsinin ayrı özel vasıfları var. Ama hepsini harmanlamak lazım. Hiç hepsini harmanladığımız bir ortak oluşumda, ortak akıl kullandığımız oldu mu hocalarla ilgili? Hiç olmadı. Evet. Ve bunu hiç kimse kullanmadı. Zaman zaman seminerler verilerek biliyorsun antrenör derneği de var. O derneğimizde bir çatı oluşturulmuş. Orada belirli emek ve hizmet veriliyor. Onlarla birlikte beraber aynı çatı altında hocalarımızla eksikler varsa eksikleri gidereceğiz. Fazlalık varsa onları öbür tarafa aktartacağız. Birbirine kaynaştıracağız. Yani hocalarımız bizim kendi öz büyüklerimiz, öz vatanımızın evlatları. Yani ben şu konjektürde, şu yapıda çok Türkiye'ye yabancı getirmenin veyahut da yabancıyı şey yapmayı çok ben de aynı kanaatteyim. Çok sıcak bakmıyorum şu anda. Öyle bir düşüncem söz konusu. Yine yerliden yana düşünüyorsun. Yani peki. Yerliden. Çünkü çok bizim kaliteli hocalarımız var. Ya bu kadar şampiyonu, bu kadar başarıya giden yolda. Tabii Sapunov geldi, bir sistem oturttu, çalıştırdı falan. Yabancıya karşı %100 aman aman ben yabancıya karşıyım, öyle bir şey de yok. Ama peki, sistem oturdu. Çok kaliteli hocalar da yetişti. Sayın Yerlikaya, tabii siz yani Avrupa platformunda o kapıyı da çok iyi biliyorsunuz. Türk antrenörünün eğitimi Türkiye'de yeterli mi güreş antrenörü? Bunu açık ve bu işin real yönünü nasıl düşünüyorsunuz? Yani yurt dışı seminerler olsun, içeride olsun. Hepsini. Yani yeterli mi? Bu yeterliliği siz görüyor musunuz? Bugün göreve gelirseniz Türk antrenörle ilgili çok ama çok eğitici yanı, eğitim, yıldızları mesela, yetiştiren antrenörlerdir. Mesela, bu konuda neler düşünüyorsunuz? Mesela tabii işin mutfağı hocalardır zaten. Yani bu iki, evet. Mesela bayan güreşinde
bayan hocalarımız var. Bayan güreşine hizmet veren hocalarımız var. Mesela Japonya çok iyi bir model. Bayanlarda. Bizde evet. Eksiklik varsa Japonya'ya gideceğiz. 66 kiloda hocasının kaçıncı kez olimpiyat şampiyonu omzunu aldı. Demek ki yıldızları yetiştiren hocadır, unutmamak yani lazım. Hocadır. O çok duygulandım o anda ben. Oraya gideceğiz. Orada yoksa evet. Burada seminerler açacağız. Burada kaliteli hocalarımızı, hocalarımızı bir araya toplayarak seminerler. Peki yapacağız. Yeterli buluyor musunuz şu ana kadar? Ya bu kadar Türk başarı çıkan, ya bu kadar başarı var. Bakın yıldızlarda gençleri takip edin. Sonuçta bu sporcular kulüplerden yetişip geliyor. Milli takımda bunlar adapte ediliyor. Milli evet. Takımda formun üzerine biraz daha katılıyor. İşte orada yatıyor, orada kalkıyor, düzenli besleniyor falan. Bunlar mutfaktan geliyor. Demek ki mutfakta iyi şeyler dönüyor. Evet. Bu arada bayan güreşini sormak istiyorum. Minder'de bayan güreşine nasıl bakıyorsunuz? Tabii FILA bu konuda çok önemli yaptırımlar yani koyuyor ortaya. Ve Türk güreşi de tabii Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kardeşimiz çıktı. 66 kiloda. 66 diyorum pardon. Tabii 63 kiloda Cale Yeşilırmak ama gençlerde Hafize ile bir de tabii Merve Kenger'le de gümüş madalyaları evet. Getirdik. Gorokoramen de dünya şampiyonu serbestte. Hocalarımız yetiştiriyor. Evet. Oraya mutfak bakın. İyi. Fakat ne kadar başarı olursa altyapı gayet güzel. Mesela, temeller güzel. Bir yanda evet. Bakıyorum. Her iki kampa da gittim Sayın Yerlikaya. Serbest'te de bayanlara gidemedim. Bayrama denk geldi. İkinci gün serbest'i Gorokoramen'i ziyaret ettim. Remzi Hoca olsun işte öbür tarafta sevgili hocamız Yavaşar olsun. Tabii bunların çok büyük emekleri var. Yıldızlar da temel yapılanma evet. Çok iyi. Ama ne olursa olsun uluslararası platformda yağlını zaten kendi iç bünyemizde şu minder mi yağlı mı siz bugün bir teknik adam olsanız yağlı aynı zamanda minderde yapsın bakışına nasıl katılıyorsun bilmiyorum. Yağlı yağlıda mı kalsın hem yağlı hem minder mi yapılsın? Mehmet ama Yeşil gibi birbirine... Ali Gürbüz gibi İkisini... Sayın Pirim'e sorduğumda yani yağlı yapan yağlıda kalsın minder minderde. Yani ikisinin... Türk güreşinin gelişimi için aynı nasıl anda, bakıyorsun? Aynı anda yapması da zaten mümkün gözükmüyor ki yani şimdi şampiyonaya hazırlanmış yaz sezonunda dünya şampiyonası var. Değil mi? Ekim ayı, Eylül ve Ekim ayında yapılıyor. Eylül, Ekim ayında dünya şampiyonasının hazırlığı son bir ay kala yapılmıyor. Nisan, Mayıs aylarında başlıyor. Mart'ta başlıyor. Yani kamplardan yağlı güreşe gidip gelmesi, yağlı güreşten kampa gelmesi zaten çok şey gözükmüyor. Nasıl yapacak onu? Yani hangi araya sığdıracak? Yani şimdi gerçekten bir yani bakıyorsunuz... Hangi araya sığdıracak? Bunu bir bakmak lazım. Yani hangi arada... Hem maça gidip hem kampta kalma ortamını hem Avrupa'ya dünyaya hazırlanma. Tabii gelmiş güreşte minder güreşinde çatır çatır herkes yenmiş geçmiş ya buna kimsenin itirazı yok. Şimdi bakıyorsunuz Recep Kara, Ali Gürbüz, tabii Ali Rıza Kaya, Murat Gençtürk, Abdullah Güngör. Hem minderde hem yağlıda. Aynı anda yapmadılar ama. Aynı anda değil de tabii yani insan... Yani birinin anatomik yapısı tabii süreç, 6 aylık periyotlar var. Yine bir televizyon programınızda ben hemen yağlıya getireyim işte çünkü süre hemen sizin sürenize doğru yaklaşıyoruz. Bekleyen sorular var ama inşallah ikinci şu taslaklar bir ortaya çıksın. Bu kadar sıkıştırmadan siz projelerinizi ve yönetiminizi deklare edeceksiniz. Peki ne olacak yani bu yağlı? Aynı paralelde zaten yağlıyı hemen siz genel kurullarda ayırma sizin kendi talepleriniz olmuyor. Bakanlar Kurulu'nun burada çok büyük rol oynuyor. Siz nasıl bakıyorsunuz yağlının yani bugün göreve gelirseniz yağlı güreşle ilgili sadece yağlı değil şalvarı, abası, efendim kar güreşleri önemli hizmetler bekliyorlar ama önce yağlı güreş. Neler şimdi düşünüyorsunuz yağlı güreşle? Yağlı güreş ve güreş bir bütün. Bir bütün olduğu gibi ayrı ayrı düşünebilir misin? Farklı. Mümkün değil ama mümkün yağlıya değil. Hizmet açısından soruyorum. Şimdi Mehmet Bey bana söz kalmadan siz işi götürüyorsunuz. Bana. Evet ama yağlı çok aslında, önemli. Orada... Aslında ben sorayım siz cevaplayın hepsini. Buyurun. Şimdi yağlı güreş bir bütündür. Güreş bir